KPSS sınavında bazı soruların 7 iklim yayınlarının deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddiaları gündeme geldi. ÖSYM Başkanı görevden alındı, KPSS sınavı iptal edildi. Sol TV daha önce de birçok şaibeyle gündeme gelen ÖSYM'nin sınavlarına güveniyor musunuz diye sordu. Güvenmiyorum. Yani çünkü geleceğimi hani şu anda nasıl ilerleteceğimi hani belirleyemiyorum kafamda. Çünkü hatalar oluyor, görevden alınmalar, işte paralellik göstermeler. İşte bu yüzden güvenim kalmadı hiçbir şekilde. Senelerdir olan şeyler bunlar. Bu şekilde düşünüyorum. İnsanların sadece ÖSYM veya ÖSS herhangi bir kurumdan ziyade tüm belediye ve iktidar veya muhalefet kanadında insanların bağlı olduğu birimler tarafından desteklendiği için kimsenin bir sınav sistemine güveni yok. Açık ara hayır. YKS'ye girdim bu sene. Yani akıl var, mantık var. Puanının yettiği yere sıralaman yetmiyor. Bizim öğrencimiz okusun diyorlar. Ülkede doktor kalmadı. Doktor yetiştiremiyoruz. Puanlar berbat, sıralamalar. Gerçekten aklı olan bir insan ÖSYM'ye bu konuda güvenebilir mi? Ben güvenmiyorum. Kaç milyon insan sınavlara giriyor her yıl. Böyle bir rezaletin olması, yani şimdi bu tekrar girecek olan kişiler nasıl sınava çalışıp girecekler, neye güvenerek girecekler? Yıllardan beri vardı zaten, devamlı birilerini kayırıyorlardı. Bu seferki artık nerede uyuşmadılarsa birileri açığa çıkardı. Yani bunu bu ÖSYM Başkanı'na harcadılar. Kim güveniyor ki? Ben güveniyorum. Son çıkan KPSS şeyine gerek yok ki, zaten yıllardır güvenmiyorduk. Neden peki? Neden sizce? Şeffaf olduğunu olmadığını bildiğimiz için. Ben güvenmiyorum çünkü orada büyük bir manipüle olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bazı grupların veyahut da kişilerin çıkarları doğrultusunda bazı yöneltilmeler olabilir diye düşünüyorum. Hani bu benim şahsi fikrim. Yani tam olarak güvenmiyorum. Hiç güvenmiyorum çünkü ne diyeceksin? Hani akıllı insan istemedikleri için. Böyle gerici insanlar istiyorlar. Okumuş insan istemiyorlar çünkü onların içine gelmiyor. Okumuş insan ülkenin bir şekilde hani kazandığı zaman, ülkede şey olduğu zaman onların zararına. Eskiden sınavlar yapıldığı zaman orada çalışan insanlar belki 20 gün boyunca evine gitmiyorlardı. Hani dışarıya bilgi sızdırılmasın diye. Yaklaşık 10 sene önceki diğer ÖSYM sınav sorularının çalınması gibi bunlarda da aynısı oldu. Çünkü orada da birçok kendi adamlar yerleştirildi, üniversite mezunları oldu. Aynı şekilde de yani danışıklı bir dövüş gibi bir şey oldu, bilmiyorum. Yok canım, hiçbir zaman güvenmiyorum. Zaten senelerdir yapılan iş bu. Hatırlarsanız bundan önceki ÖSYM Başkanı'nın döneminde de daha öncesi böyle bir şey oldu. Sınav sorularının cevap anahtarları dağıtılmıştı belli bir zümreye. Yani iktidar kendi yandaşlarına her türlü kapıyı açıyor. Maalesef muhalif veya onlardan olmayan herkes de dışlanıyor. Neyine güveneyim ki zaten? Hiçbir şeyine güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsun abi? Bir güvenim yok. Neden? Güvenmiyorum yani. Güven sıfır. Şaibe olduğu için mi güvenmiyorsun? Evet, şaibe var.